Herkese selamlar. Ben Ali Rıza Rehimi, fizik tedavi uzmanıyım ve ağrı fellowshipi. Tebriz'den geliyorum. Peşinden eğer Türkçem iyi olmasa sonumumda özür dilerim. Ama bunu Türkçe yapmak zorundayım. Bugün sonumum benim eski ve yeni yöntemlerle fizik tedavi ve ağrı yöntemleri non-invasive olarak kullanması. Biliyorsunuz omuzda uh, bir para problemleri ve patolojiler, patolojiler var ki onlarda biz uh, non-invasive yöntemleri kullanabiliriz. Atesif kapsulitis, kalsifik tendinitis, uh, uh, impingementler, uh, AC joint problemleri, radikulopatiler. Bunlarda bizim tedaviler 3 uh, destede oluyor. Uh, bir parası bunların uh, emeliyatlar, birazları yani eklem içi enjeksiyonlar bu PRP olabilir, korton e, olabilir ve butalonium toksin olabilir ve rehabilitasyon modaliteler ki bu yeni yöntemlerde e, yüksek güçlü lazer e, düşük güçlü lazer ve shock wave terapi ve tekar bugünler daha çok kullanılıyor. Bunlar e, bunları size e, yani e, bu sonunda beraber konuşacağız. Donuk omuzda biliyorsunuz ağrı ve kısıtma hareketleri de biz görüyoruz. Çok ağrı kesiciler ve enseydleri kullanabiliriz. Ee, modaliteler de var. Bunlarda e, kast efektif olarak e, anestezi altında yapılan e, manipülasyon ve artroskopik kapsular release de çok önemli bir e, işlemler. Hastaya tabii ki yapılabilir. Bir meta analiz var. Donuk omuzda e, tedavileri mukayese ediyoruz. Bunda korton intraartikular yapılarken etkisi kısa dönemde ve orta dönemde iyi olmuş. Buna tabii ki bir arthrographic distension tekniki de elave edilende daha etkisi iyi olunur. Ama uzak dönemde bir etkisi yokmuş. Tabii ki kortonu e, intraartikular yaparak e, eğer fizik tedaviyle e, kombine yapsak sonuçlar e, ROM'da, e, external rotation ROM'da daha iyi olacak ve fonksiyonda. Akupunktur e, sorulur bugünler. Akupunktur'un bir etkisi yok. Akupunktur'un e, yani donuk omuzda Tedavide bir etkisi yok ama evde yapılan egzersizler bunu intraartikular korton injeksiyonu ile beraber yapıldığında etkiler daha iyi olunur. Bugünler yani farklı araştırmalar var. Bir araştırmada artroskopik ACR görüyorsun, artroskopik kortikal cortical release ve MUA manipulation under anesthesia anestezi altında yapılan manipülasyonu mukayese etmiş. Intraartiküler enjeksiyon, korton enjeksiyonu ile Karlin'in araştırmasında bir fark yok ama e, Muhraj'in e, mutaliyesinde araştırmasında e, Rom açısından ve e, kısa dönem ve orta dönem ağrı e, azalmasından daha çok etkisi varmış ACR ve MUA'nın başka bir araştırmada. E, bu ACR ve Corton enjeksiyonu mukayese edilmiş. Yaşam kalitesinde bir fark yok. Yani ve abduction abduction romda bir fark yok. Ama ağrı kesilmede tabii ki her ikisi kısa ve orta dönemde etkileri varmış. Kronik hastalıklarda biz impingement hastalığında ve kronik hastalıklarda fizik tedaviden seçeneğimiz olabilir. Bu seçeneklerin hasta seçimi çok önemli. Çünkü anatomik olarak ve patolojik olarak farklar var. Eğer hasta seçimi iyi olmasa sonuçlar çok iyi yani olmayacak. Uh, Ultrason uh, Philadelphia panel'e göre Philadelphia panel tanınmış bir panel. Uh, onlara göre ultrasonduğun uh, etkisi varmış impingement'te. Lazer bugünler çok kullanılır. Uh, i̇ki destededi. Uh, yüksek güçlü ve düşük güçlü lazerler. Hilt high intensity ya yüksek güçlü lazerdi. Uh, etkisi uh, yani vazodilatasyon ve ısıtma e, derin dokularda ısıtma ile e, etki yapıyor ve ağrı reseptörlere etkisi vardı ve bunun yan etkisi çok az. Yani yüksek güçlü lazerin yan etkisi az, mali olarak orta ve seansları da orta. Yani 10 e, ve 20 seans arası yapılıyor. Düşük Gücülü Lazer'de e, meta analizlerde en son meta analizlerde e, iyi etkisi varmış etkisi varmış ve ağrı kesmede e, kendin e, önemli göstermiş. Biz e, Hilt yani High Intensity e, Laser Trap'ını farklı bir şekilde elave edebiliriz e, dermanlarımıza yani bir iyi e seçenek bize ve 3 ve 8 hafta arası ağrının azalmasında e, çok e, kend, yani iyi etkisi varmış ama sonuçları follow up'ta finalde çok e, iyi etki göstermemiş. Bir de yani düşük e, güçlü lazerin maliyesi de eşa ve e, seansları da fazla yani yüksek güçlü lazerden ve e, kısa dönemde bu da bize bir seçenek olabilir. Uh, Tekar terapi. Tekar da bugünler omuz hastalıklarında iyi bir uh, modalite. Bu derin doku ısıtması ile kendin uh, yani gösteriyor. Ee, bizim ısıtma fizik tedavide önemli. Hotback kullanabiliriz, ultrason kullanabiliriz, termi ama tekrar hem daha çok derin hem daha çok sağlam ve e, hastanaya da hiçbir zarar vermiyor. Bir de hasta o ısıtmanı hissediyor ve e, mental olarak e, iyi etkisi var. Bunda araştırmalar çok var ve tekrar omuz hastalıklarında bir de kronik omuz hastalıklarında sonuçlarda iyi etkisi varmış önemlisi bize bir hastalar var. Spor mesela hastalıkla sporcularda biz daha kısa dönemde tedavini bitirmek zorundayız. Orada ultrason ve tekrarı mukayese etmede tekrar daha kısa dönemde etkisi var ve daha iyi bize seçenek. Donuk omuzda şu anda ...injeksiyon konusunda korton e, kortikosteroid çok kullanılıyor ama butolinium toksin ya butax yeni bir seçenek bu e, patofizyoloji olarak e, dokunu e, ve fibrozu e, azalıyor bir araştırma var e, toksin butolinium toksini mukayese etmiş kortonla ve sonuçta 3 ay sonra e, hastanın e, ağrısına e, bu taksın daha iyi etkisi varmış kortondan. Burası önemli. Bizim şeker hastalarımız var. Onlarda enjeksiyon mesela korton yapamıyoruz. Onlarda bu taks iyi bir seçenek olabilir ve e, yani e, hem ağrını azaltmakta hem fonksiyonun daha iyileşmesinde, romun iyileşmesinde etkisi vardır. Shockwave trafiği başka bir e, modalite. Extracorporeal shockwave trafiği. E, high amplitude e, sound waves'den e, yardım oluyor. İki tipi var. fokus ve radial. Her ikisi e, eserleri var ve e, yani hastanın ağrı geçmesinde ve romun iyileşmesinde, omuz patofizyolojilerinde shockwave e, iyi ve yeni bir seçenek. E, her ikisi yani e, ne, seans e, farkı yok ve doz farkı yok. Ne kadar yapılırsa yapılsın. Her ikisinin etkisi varmış. Ve ekstra korpal shockwave kronik e, hastalarda daha iyiymiş. CRCT kronikte daha iyiymiş. E, burada tekrar hasta seçeneği çok önemli. Çünkü e, araştırmalarda da fokus ve redyalı mukayese ederken eee kalsify kalsifying tendinitislerde e, çün e, patoloji ve anatomi farkları vardı. Hasta seçeneğimiz çok önemli olacak. E, ve sonuçta e, protokol bir e, net protokol şakveyve ve yok ama etkisi iyi ve ee, çok kısa dönemde ağrı azalmasından ve romun iyileşmesine e, iyi etkisi gösterilmiş. Ee, ağrı ile ilgili suprascapular nerve block vardı, e, donuk omuzda. Biliyorsunuz suprascapular nerve skapuların açıdan geçiyor ve orada biz elini bunu e, RF ile (radio ile) block yapıyoruz. Ee, ...görüntüleri var. Ee, C armla bu yapılıyor. Ee, ve e, yani... ...tanıla vision yaparak iğne ile girip ve... E, ...skabuların açıda... E, ...RF iğnesiyle... ...supress kabuları block yapıyoruz. Ee, 8 dakika... E, pals olarak... E, ...42 de derecede... E, ...isi ve... ısıtma ona veriyor. Bu çok iyi bir... ...yöntem ve... E, bu yöntem bütün omuz problemlerinde yardımcı olabilir. Yani patofizyoloji ne olursa olsun suprascapular nerve block çok iyi bir seçenek omuz ağrı azaltmada. Eğer buna biz fizik tedavini de elave etsek, yani bir kombinasyon suprascapular nerve block kombinasyonu high power laser veya tekar veya shock wave'le bunun sonuçları daha çok iyi. Ben kendi yöntemimde bunu çok kullanıyorum ve e, yani hastalarımızda non-invasive olarak iyi bir seçenek. E, Plasma-rich platelets ya da PRP e, ş, e, omuz problemlerinde kullanılır. Sistematik review'larda mukayese edilmiş. E, 9 araştırmada iyi etkisi varmış, görülmüş. PRP'ni... ...normal korton enjeksiyonu ile mukayese etmişler. Ve bu mukayesede... ...yani bir ay sonra aynı sonuçlar varmış. Korton enjeksiyonu PRP ile. Ama 3 ay, son, ay sonra, 6 ay sonra... PRP daha yüksek ve iyi sonuçları varmış ve daha iyi seçenek. Burada tekrar şeker hastalığına geçiyorum. Çünkü biz kendi muayenelerimizde de yani hastalar, şeker hastaları donuk omuz daha çok görseniyor bunlarda. Onlarda PRP veya taks daha iyi bir seçenek kortona kortona kıyas edilirken. Ve bunu biz eğer tekrar veya shockwave veya yüksek güçlü lazerle bir arada yapsak, hastalarımız daha iyi bir sonuçlara gelecekler. Teşekkürler herkese. Tebriz'in kapalı çarşısı burası. Dünyada en büyük kapalı çarşı. Tebriz, İran'ın bir tanınmış şehri. Arzularım ki inşallah sizi bir gün orada konaklayalım ve orada Türkçe konuşmaz iyi. Çünkü biz de Türkçe konuşuyoruz. Teşekkürler herkese.